Apple'un teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan video yardımcı hakem sisteminin ilk testi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında yapıldı. Başakşehir Kulübü'nün altyapı takımları arasında saat 11'de başlayan maçta hakemler video yardımcı hakem sistemini bir müsabakada ilk kez uyguladı. Türkiye'de yapılan ilk testi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksal Gümüşdağ da izledi. Testin ardından açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, sistemin Ocak ayında uygulamaya koyulacağını ifade etti. Tabii ki futbolun içinde hakem hataları muhakkak oldu. Olmaya da devam edecek. Ama hiçbir kimse Türk hakeminin adaletsiz olduğunu veya bilerek yanlış kararlar verdiğini söyleyemez Türkiye'de. Bizim hedefimiz, dün Sayın Göksel Başkan'la da konuştuk, Ocak ayına bunu en iyi şekilde herkesin hazır olarak yetişmesi. Yani sezon başına yetişmesi imkansız gibi gözüküyor. Çünkü eğitim süreci çok uzun sürüyor ve bunun okeyini de İVAP veriyor. Yani bizden de yoğun içinde uzun bir süreç. İngiltere, Almanya en az bir sene çalıştılar. İşte biz bunu 8-9 aya indirip Ocak ayına yetiştirmek istiyoruz. Futbolumuz hayırlı olsun diyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da sistemin yararlı olacağına inandığını kaydetti. Gol ve ihraç kararlarında sistemin devreye gireceğini ifade eden Namoğlu sözlerine şu şekilde devam etti. Ben şahsen bunun yararlı olacağına inananlardanım. Çünkü hakem insandır, perdeleniyor, göremiyor. O göremediği pozisyonlarda açı itibariyle burada teknoloji devreye gidiyor. Ve burada olan hakemi, video aslan hakemi olayı hakeme bildirerek o hatayı düzeltmiş oluyor. Oyun durduğu anda gol kararındaki offside de dahil olmak üzere iptallerde penaltı ve ihraç. Yanlış ihraçlarda devreye girmiş oluyor.